Adım Soner. Yıl 1993. Askere gitme vaktime 10 gün kala işverenim ve arkadaşlarımla vedalaşarak işten ayrıldım. Mütevazi ve sakin bir hayatım vardı. Abim askerden önce tatil olur, kafanı dağıtırsın diyerek beni Tekirdağ sahilde bar işleten bir arkadaşının yanına gönderdi. Abimin arkadaşı Ömer abi beni otogarda karşıladı. Otogarda kısa bir sohbetin ardından işlettiği mekana geçtik. Ömer abi, gözü kara, babacan, tabiri caizse ağır abi, yani o bölgede sözü geçen biriydi. Bana içerisinde çekyat olan küçük bir oda verdi ve Soner, sen burada kalır, kapıda bilet keser, arada da içecek dağıtımına yardım edersin. Yani hem bize yardımcı olur hem de kafana göre takılır, tatilini yapar, eğlenirsin dedi. Tamam abi dedim ve çantamı odada bıraktırıp diğer çalışanlarla tanıştırmaya götürdü. Hep birlikte akşam yemeğini yiyip öyle işe başlayacaktık. Biz sohbet ederken ekmek arası köfteler geldi. Ben yanında ayran beklerken Ömer abi büyük bardakta getirdiği birayı burnuma dayadı. Hadi oğlum, öyle kuru kuru gitmez. Götür bakalım dedi. Hayatım boyunca o güne kadar hiç alkol almamıştım. İçimden, hayda, nereden çıktı şimdi bu bira? Yok muydu mis gibi ayran diye geçiriyordum. Köfte ekmeği yemeye başladım. Ömer abi dibimde kolumu ikide bir dürtüp, hadi Soner diyerek bardakları tokuşturup, sağlığına diyerek kafasına dikiyordu ama ben bir türlü içemiyordum. O ise Necati bira getir diyerek ikinciyi içmeye başladığında ben daha bir yudum bile içememiştim. Bana dönüp kolumu dürttü ve hafif sesini yükselterek ''Hadi, içsene lan'' dediğinde içimden mecbur içeceksin anlaşılan bu zıkkımı oğlum Soner dedim. Ardından bardaktan büyükçe bir yudum aldım. Yüzümü ekşitmemek için resmen kendimi zor tuttum. Yüzümü sahile dönüp derin bir nefes aldım. Tüm bu saçma ısrarın abim ve Ömer abi tarafından önceden planlanmış, toy gördükleri beni kendilerince topluma kazandırma planları olduğunu sonradan öğrenecektim. Sonunda birayı ve yemeğimi bitirdim. Oh, bitti sonunda kurtuldum derken Ömer abi yine Necati, Soner'e bira getir diye seslendi. Birayı elime tutuşturup ne bitmez tokuşturmaymış arkadaş. Yine sağlığına deyip dürttü. Sonra da diğer elime biletleri verip kapıya gönderdi. Vakit akşamüstü olmuş, yavaş yavaş mekanda olmaya başlamıştı. İkinci birayı kenara bir yere döksem mi acaba diye düşünsem de dibimden ayrılmayan Fahri Doktor, tek düşüncesi sağlığım olan canım Ömer abim sayesinde bir an önce bitsin diye hızlı hızlı içtim. Artık saatler iyice ilerlemiş, kalabalıklaşan bara geçmiştim. Müzik çalıyor, herkes dans ediyordu. Ben de bir yandan içecek servisine yardım ediyordum, bir yandan da ortama yavaş yavaş ayak uyduruyordum. Alkolün etkisiyle dans etmeye de başlamıştım. Arada yine verilen içecekler yüzünden kendimden hafif hafif geçiyordum. Artık servisi mervisi bırakmıştım. Geceye dair en son hatırladığım şey ise gece 12 civarı. Sağlık hastası Doktor Ömer'in 3. birayı elime tutuşturup sırıtarak hoşnut bir şekilde ''Ah işte, şöyle götür oğlum Soner'' demesiydi. Odamdaki çekyatta gözümü açtığımda saat öğleden sonra 2 olmuştu. Başım ağrıyordu ve gece yarısından sonrasını hatırlamıyordum. Kalktım ve içeri geçtim. Dün dikkatimi çekmemişti ama burası gündüzleri de kafe olarak hizmet veriyormuş. Ben kahvemi içerken beni gören herkes selam verip gülümsemeye başladı. Ne oluyor lan? Gece ne altlar yedim acaba ki bir gecede bu kadar meşhur olmuşum diye düşünüp kendi kendime salak salak sırıtırken karşıma sarı saçlı, yeşil gözlü, çok güzel bir kız geçip oturdu. Ardından teklifin hala geçerli mi diyerek gülümsedi. Ben şapşal şapşal bakmış olacağım ki kız beni hatırlamıyor musun yoksa dedi. Gerçekten de hatırlamıyordum. Kafana sıçayım oğlum Soner diye içimden kendi kendime söverken kız dün gece bana çıkma teklif ettin ya dedi. Adı Derya'ymış. Gece dans falan bile etmişiz. Ben
Hafızamı yoklarken yanımıza gelen iki psikopat abisiyle beni tanıştırdı. Evet, psikopatlar diyorum çünkü ikisi de birden koluma girdi ve beraber sahile doğru yürüdük. O an gözlerim sağlığımı çok düşünen Doktor Ömer'i arasa da o ortalarda yoktu. Benim kız kardeşlerinin ilk çıkacağı kişi olduğumu ve onu üzersem beni sahildeki kumlara gömeceklerini, ateş yakıp başımda oturup gitar çalıp şarkı söyleyeceklerini 2 dakikada kendi tarzlarıyla anlattılar. Bu hoş sohbetten sonra kızın neden ilk çıkacağı kişi olduğunu seve seve anladım. Anlamamam halinde başıma gelecekleri de güzel güzel anlattılar. O çevrede onları tanıyanlar kıza yaklaşmaya cesaret edememişlerdir mutlaka. Hoş, bizim durumumuz da emri vaki gibi bir şey oldu ya. Neyse, karga tulumba misali biz o gün çıkmaya başladık. Korkudan elini bile sadece dans ederken tuttum hep. Öyle böyle derken su gibi akan ve iki deli abisine rağmen güzel geçen 10 günün sonunda ayrılık vakti gelip çattı. Derya'ya ona umut vermek ve oyalamak istemediğimi, henüz yolun başında olduğumu, evlilik gibi ciddi bir sorumluluğun da benim için çok erken olduğunu söyledim. Güzel bir arkadaşlık yaşadık. Birlikte geçirdiğimiz her güzel gün için teşekkür ederim dedim. Gözleri dolu dolu oldu. O, kocaman yeşil gözleri. Ne kadar ayrılmak istemiyorum dese de zaten buna mecburuz dedim. O ise bana adresini yazdı ve gidince bana mektup gönder diye de söz verdirdi. Herkesle vedalaşıp İstanbul'a, ailemin yanına, oradan da vatani görevimi yapmak için Diyarbakır'a geçtim. Askerlik süresince Derya ile mektuplaştık. Bu süreçte de onu kendimden soğutmaya çok çabaladım. Beni çok sevdiğini söylüyordu hep ve hala evlilik hayalleri kuruyordu. Onu asla üzmek istemiyordum tabii ki. Çok masum ve güzel bir kızdı. Bakmaya bile kıyamazsınız o derece. Bir yandan da bu yaşta ciddi bir ilişkiye sürüklenmek istemiyordum. O da ayrı mesele. Askerden geldiğimin 2. günü Derya ile buluştuk. İkimiz de yanımızda bir arkadaşımızla buluşmaya gelmiştik. Ben ayrılmak istediğimi tekrarladım mecburen. Bu arkadaşlığı uzatmak onun bize dair o masumca umudunu diri tutacaktı. Ayrılık lafını duyunca yine ağlamaya başladı. Ağlamasına hiç kıyamıyor, ben de üzülüyordum. Onun yanındaki kız arkadaşı adı Doğa'ymış. Beni ikna etmeye çalışarak yarın için tekrar buluşma sözü alarak gittiler. Ertesi akşam buluşma yerine gittiğimde Doğa oradaydı. Ama Derya yoktu. Derya niye gelmedi diye sorduğumda o biraz rahatsız. Evde yatıyor, beni gönderdi. Neyi var dediysem de ciddi bir şey yok. Üzgün işte. Biraz da üşütmüş herhalde dedi. İlk 15 dakika beni ikna etme cümleleri kursa da kararlı olduğumu tekrarlayınca sustu ama yanımdan da gitmedi. Sürekli bana kendimle ilgili sorular sormaya başladı. Durmadan sohbet açıyordu, kalkamıyordum bir türlü yanından. Keskin, siyah ve büyük gözleri, kıvırcık, uzun ve siyah saçları vardı. Çok güzel olmasa da kendine has bir havası vardı. Gözlerini üzerimden hiç çekmeden konuşuyordu hep. Bense onun gözlerine uzun süre bakamıyor, sürekli gözlerimi kaçırıyordum. Nedenini bilmiyorum ama çok tuhaf. İnsanı kendine çeken bir enerjisi vardı. 2,5 saatlik sohbetin ardından vedalaşıp ayrıldık. Giderken yarın görüşürüz dedi ama ben bir şey söyleyemedim. Bu görüşme ve sohbetler tüm hafta boyunca devam etti. Buluşma noktamız bana çok uzak bir mesafede olmasına rağmen soluğu onun yanında alıp gece yarısı eve dönüyordum. Nasıl olduğunu anlayamadım. Sadece 5 gün içerisinde bu kız tüm hayatımın merkezi oluverdi. Derya aklımın ucundan bile geçmiyordu. Onu hiç sormuyordum. O da beni aramıyor, ulaşmıyordu. Hafta sonu geldiğinde yalnız kalabileceğimiz bir yerde buluşmak istediğini söyledi. Şaşırsam da tamam dedim. Bizim ev o zaman müsaitti. Onu aldım ve bize geldik. Ardından benim odama geçtik. Bense misafirperverlik adetimizden dolayı
mutfağa içeceklerimizi ve kuru yemişleri doldurmaya gittim. Elimdeki tepsiyle odaya girdiğimde gördüğüm manzara karşısında tepsi neredeyse yere düşecekti. Doğa en doğal haliyle yani çırılçıplak soyunmuş odanın ortasında ayakta karşımda dikiliyordu. O an şok oldum. Ne yapıyorsun sen Doğa? Beni istemiyor musun Soner? Ben kendimi sana sakladım. Hep seni bekledim. Bana verdiği bu karşılığa şaşırmış, laflarına hiçbir anlam verememiştim. Gören de beşik kertmesiyiz sanardı. Ulan ne oluyor? Birinden zar zor yeni ayrılmışım, şimdi de arkadaşı beni kafaya taktı. Ben beynimin içerisinden geçen düşüncelerle ayakta dikilip dururken elimden tepsiyi alıp kenara koydu ve beni kendine çekti. Ben de erkeğim sonuçta. Hem askerden yeni gelmiş, doğuda, dağ başında neredeyse karşı cins neye benziyor unutmaya başlamış olan bir gençtim. Hem de onun nasıl bir etkisi varsa düşünemez olmuştum. Kaçınılmaz bir durumun ortasındaydım. Hala bugün bile emin değilim. Ben mi istedim yoksa onun emriyle mi onunla birlikte oldum bilmiyorum. İlk erkeği olduğumu o zaman anlamıştım ama onun nasıl bu kadar kısa zamanda kendini bana kaptırıp bunu yaptığına da hayret etmiştim. Sonrasında hemen gitmek istedi ve onu evine bıraktım. Ayrılırken o kocaman siyah gözleriyle sanki gözlerime değil de ruhumun ta derinliklerine bakar gibi baktı ve ben seni özlerim. Gece yarısı seni öpmeye geleceğim diyerek gülümsedi ve yanımdan uzaklaştı. Söylediği çoğu şeye anlam veremiyordum. Gece uyurken bir anda yataktan sıçrayarak uyandım. Birinin yüzüme dokunduğunu hissettim. Ürpermiştim. Kalktım ve ışığı açıp etrafa bakındım. Olağan dışı hiçbir şey yoktu. Söylediklerinden etkilendim herhalde diyerek geri yatıp uyudum. Sabahsa telefonun çalmasıyla uyandım. Arayan Doğa'ydı. Gece seni öpmeye geldim. Hissettin değil mi dedi. Tüylerim o an diken diken oldu. Doğa, bu nasıl oldu anlamıyorum. Bana bunu açıklar mısın lütfen dedim. O ise akşam gel konuşuruz canım dedi ve kapattı. Akşam buluştuğumuzda bana ilginç konulardan bahsetti. İnsan ruhunun astral seyahat denilen bir gücünün olduğunu, kendisinin bu ve telepati gibi bir takım yeteneklerinin olduğunu anlattı. Ayrılırken de bana dikkatli olmamı söyledi. Bunu sıradan bir kendine iyi bak temennisi olarak algıladım o an ve yanından ayrılıp eve geçtim. Annemler köydelerdi ve evde sadece abim vardı. Selam verip direkt odama geçtim. Kapıyı kapatır kapatmaz tam ışığa uzanacağım sırada kapının arkasında simsiyah, cübbeli 2 metre boyunda bir gölge gördüm. Ödüm koptu resmen. O an korkuyla bağırıp abimin yanına koştum. Neler olduğunu anlattım ama o bana inanmadı. Yine de merak edip odamı kontrol edip geldi. Sonra da az içlen yavşak diyerek sövdü. Daha sonra benimle uzun süre dalga geçti. Doktor Ömer'le el ele verip beni alkole alıştıran çok sevgili abim değil miydi bunu söyleyen. O gece korkudan odama giremedim, abimle aynı odada uyudum. Sabah kalkar kalkmaz Doğa'yı arayıp yaşadığım şeyi anlattım. O ise bana, ya halbuki ben o kadar da söyledim Soner'e görünmeyin, onu korkutmayın diye. Korkma lütfen canım. Sadece seni kıskanıyorlar deyince onlar kim dedim korku ve hayretle. Benim koruyucularım var. Hem beni koruyorlar hem de bir tanesi bana aşık. Bu kızın psikolojik sorunları var kesin diye düşünmeye başladım. Yine de ilginç bir şekilde sürekli onu yanımda istemeye başlamıştım. Akşam yine sahilde buluştuk. Akşamlar bizimdi. Dün gece yaşadıklarımla alakalı konuşmak istiyordum. Bana reenkarnasyona inanıyor musun diye sordu. Hayır diyerek dinimizde böyle bir şeyin olmadığını söyledim. Yaşadıklarının bununla ilgisi var ve sana bu hafta sonu bunu ispatlayacağım. Seni çok özel bir yere götüreceğim. Bu arada unutmadan söyleyeyim, yarın patron için seni işten çıkaracak. Güldüm
ve benim patronum erkek dedim. Gülme, üzgünüm ama yarın anlarsın diyerek karşılık verdi ve biraz daha sohbet ettik. Yine geç saatlerde eve vardım. Yorgunluktan direkt odama gidip sırtüstü kendimi yatağa bıraktım. Kafamda düşüncelerle bir süre öylece kala kaldım. Yatakta ne kadar zaman geçirdim bilmiyorum ama bir anda tavanda dönen simsiyah dumanımsı gölgeler görmemle korkudan besmele çekip yerimden fırlayıp abimin yanına koştum. Yine ne oldu lan? Ne oluyor sana böyle oğlum? Sen iyice kafayı üşüttün son günlerde dedi. Bu sefer bir şey anlatmadım. Anlatsam da inanmazdı. Kabus gördüm diyerek geçiştirdim ve sabah kalkıp işe gittim. Patron yoktu. Onun yerine karısı gelmişti. Beni yanına çağırıp işime son verdiğini, muhasebeye gidip çıkışımı almamı söyledi. O an dondum kaldım. O şokla hiçbir şey diyemeden paramı muhasebeden alıp çıktım. Hemen duayı aradım. Açar açmaz, üzülme aşkım. Her zamanki yerimize gel, seni bekliyorum dedi. Onun psikolojisinin bozuk olduğunu düşünürken kendi psikolojim ve hayatım bir anda alt üst olmuştu. Bunca şeye karşın tepkisiz bir insana dönüşüyordum. Doğaya, koşulsuz bir bağlılık ve aşkla sanki Mecnun gibi her gün koşuyor. Onu görmeden duramıyordum. Onu görünce de şapşalca bir mutluluk duyuyordum. Yine soluğu onun yanında almıştım. Beşiktaş sahilinde bira içmeye ve sohbet etmeye başladık. O dönemlerde sahil kısmına geçiş yeri vardı. Kapalı değildi. Çakıl taşlarının üzerinde oturmuştuk. Dalgalar ayak ucumuza kadar geliyordu. Konuyu tekrar reenkarnasyona getirdi ve anlatmaya başladı. Bu benim ikinci hayatım. Seni hafta sonu bir yere götüreceğim demiştim. Yarın oraya gideceğiz ve her şeyi orada daha iyi anlayacak ve göreceksin dedi. O konuşurken gözüm dalgaların tam da benim ayak ucuma kadar getirdiği bir şeye takıldı. Uzanıp elime aldım ve ne olduğunu anlamaya çalışırken doğa aniden elimden kapıp sakın elleme, ver bana, sen anlamazsın. Bu tehlikeli bir şeye benziyor. İçinde büyü olabilir. Ben sonra evde bakarım deyip çantasından çıkardığı fularına sarıp tekrar çantasına koydu. Ama nedense birden rengi attı ve hemen kalkmak istedi. Bu gece rahat rahat uyu aşkım. Şimdi gitmem lazım. Yarın görüşürüz dedi ve aceleyle otobüs durağına doğru hızlı adımlarla gitti. Onu bindirmeme bile fırsat vermedi. Bulmaca gibi ve saçma konuşup garip davranıyordu. Ona kendi anlattıkları dışında çok şey sormak istesem de nedense tutuluyor, çoğu zaman soramıyordum. Sanki bir şeyler bana engel oluyordu. Sanki o var olduğumdan beri hep hayatımdaydı ve ölene kadar da öyle kalacaktı. Ama onu gören etrafımdaki birkaç arkadaşım hiç de benim gibi düşünmüyor, onu tuhaf buluyorlardı ve bana yakıştıramadıklarını söylüyorlardı ama ben kimseyi umursamıyordum. Hatta bir gün onu bir akrabamızın düğününe götürmüştüm. Mini etek ve daracık bir body giyinip aşırı bir makyaj yapmış, uzun, kıvırcık simsiyah saçlarını da beline salıp gelmişti. O kadar dikkat çekiyordu ki haliyle herkes ona bakıyordu. Biz Yozgatlıyız. Köyden gelen ve onu gören teyzem beni kenara çekip konuşmaya başladı. Önce uzun bir abov çekip rahat ettikten sonra ''Bu kız kimle soner? Anasının babasının aşını yiyip içtiğim, kurban olduğum, bu kız adeta kurt gibi, sana büyü mü yaptı, bir şeyler mi yedirip içirdi oğlum, teyzesinin kuzusu'' diyiverdi. Tabii, ben kimsenin onun hakkında söylediği olumsuz şeyleri umursamıyordum. Teyzemi yanağından öptüm, gülüp geçtim. Keşke onu dinleseydim. Ciddiye alsaydım. Neyse, ertesi gün Doğa'yla Sultanahmet'te buluştuk. Seni önceki hayatımda yaşadığım eve götüreceğim dedi. Yere batan sarnıcının önünde durdu ve hadi dedi. Nasıl yani diye karşılık verdim. İşte burası dedi ve elimden tutup beni çekiştirmeye başladı. İçeriye girdik ama ben hiçbir anlam veremiyordum bu söylediklerine. Sadece sürükleniyordum peşinden. Bana
Sarnıcın içindeki kısımları, sütunları gösterip anlatmaya başladı. Bu sütunlar sonradan ilave edildi. Şu taraf büyük salondu. Şurası ise benim yatak odamdı diye saçma sapan konuşmaya başladı. Yahu Doğa, turist gezdiren rehber gibi neler anlatıyorsun bana dedim. Sıkılmıştım artık. Yüzüme baktı ve burası benim evimdi diyorum sana. Anlasana, gel benimle deyip yine kolumdan tutup Medusa'nın olduğu sütuna yöneldi. Elini uzattı ve sütundaki Medusa'nın ters başını göstererek işte ben buyum dedi. İstemsizce gülmeye başladım. Sinirlerim iyice bozulmuştu artık. Onu orada bırakıp çıkışa doğru yürümeye başladım. O ise orada durmuştu. Kafamı arkaya doğru çevirip baktığımda onu kendi kendine, daha doğrusu heykele bakarak konuşurken gördüm. Adımlarımı daha da hızlandırdım. Bir an önce oradan dışarıya çıkmak istiyordum. İçime bir sıkıntı çöreklenmiş, nefesim daralıyordu. Koşarak yanıma gelip beni tuttu ve lütfen dur ve birkaç dakika beni dinle dedi. Ona gerçekten artık iyice saçmalıyorsun. Seni dinlemek istemiyorum. Kapat şu abuk subuk konuları. Gel çıkalım dedim. Bana inanmıyorsan sana bunu burada hemen ispatlarım. Daha sonra inanmazsan yine çıkarız. Elimi tut ve bir şey iste. Ne yapacaksa yapsın artık buradan çıkıp gidelim istiyordum. Suyun alt kısmında yanan ışıklara gözüm takıldı ve tamam o zaman. Hadi şu ışıkları söndür de görelim dedim alaycı bir tavırla. Tamam ama sen de aynı şeyi düşün deyip elimi tuttu ve gözlerimizi kapatalım dedi. İyi dedim ve yumdum gözlerimi. Birkaç saniye sonra sesler yükseldi. Gözümü açtığımda içerisi zifiri karanlıktı. O an gözümü açtığıma emin olamadım. Şoka girmiştim. Gözlerimi tekrar sıkarak yumdum ve yeniden açtım. Yok, zifiri karanlıktan başka hiçbir şey yoktu. Kulağıma gelen Doğan'ın "Soner, Soner" diye haykırışlarıyla kendime geldim. Ellerinde fenerlerle güvenlik görevlileri etrafta koşuşturup içerideki insanlara ışık tutup çıkışa yönlendiriyorlardı. Bir yandansa diğer görevliler ellerinde megafonlarla Türkçe ve İngilizce. Sayın ziyaretçilerimiz, lütfen panik yapmadan fener tutan görevlileri izleyerek yavaş yavaş çıkışa doğru ilerleyiniz. Elektrik kesintisi var ve jeneratörler şu an teknik bir arıza yüzünden çalışmıyor şeklinde anons yapıyorlardı. Ben çıkışa doğru koşmak isterken Doğa elime yapışmış, beni aksi yöne çekiştiriyordu. Ne yapıyorsun sen dememe kalmadan daha büyük bir şoka sürükleyen o cümleyi sarf etti. Seni Medusa heykelinin önünde kutsamadan hiçbir yere gidemezsin dedi. İşte o an şoktan çıkıp küfürü bastım. Kutsamanı da, seni de, Medusa'nı da diyiverdim ve o sinirle onu orada bırakıp dışarıya çıktım. Çıkar çıkmaz da hemen bir sigara yaktım. Sigara mı yandı, beynim mi yandı artık neler oldu bilemiyorum. Bunalıyordum. Ancak sigaramı bitirene kadar durabildim. Doğa hala içeriden çıkmamıştı. Tramvaya binip eve gittim. Yol boyunca boşlukta yüzer gibi bir halde sanki sarhoş gibiydim. Eve vardığımda telefon çalıyordu. Koşup açtım. Arayan Doğa'ydı. Neden bırakıp gittin dedi. Kendimi iyi hissetmediğimi söyleyip sonra görüşürüz diyerek tam kapatacakken yarın gece bana gel dedi ve tamam deyip telefonu kapattım. Neden tamam dedim bilmiyorum. Konuşan ben değildim. Her dediğini, her istediğini yapan sanki başka biri vardı. Ertesi akşam onun evine gittim. Ailesi aynı apartmanda ama 1+1 çatı katı olan dairede tek başına kalıyordu. Güzel bir şarap açtı. İçmeye başladık. Odanın kapısının önüne ise bir çift terlik koydu. Bana dönüp, bak şimdi, bu terlikler onun için dedi ve kapıyı örtüp yanıma oturdu. Sarılıp beni öperken oda kapısının önünden hızlı şekilde terlikte birinin yürüme sesi geldi. Sanki bir ileri bir geri kapının önünde voltalıyordu. Doğa, biri mi geldi? Bu sesler ne diye fısıldadım. Hayır, dış kapı kilitli. Boş ver,
sarıl bana dedi ama içime de korku düştü bir kere. Ne sarılması ne öpmesi. Aklım çıkıyordu benim. Doğayı elimle itip dışarıya bakmasını söyledim. Çok meraklandıysan git sen bak. Zaten biliyorum kim olduğunu, bakmama gerek yok dedi. Tuttum kolundan ve kaldırdım. Birlikte bakalım dedim ve kapıyı açtım. Kapının önündeki terlikler ortada yoktu. Doğa ışıkları açıp mutfağa yöneldi, ben de arkasından tedirgin bir halde gittim. Terlikler mutfakta, biri önde, biri arkada adım atarken çıkarılmış vaziyette duruyordu. Tamam mı? Gördün mü dedi. Gördüm ama görmez olaydım. Bu ne şimdi diyerek karşılık verdim. Odaya geçelim dese de ben de film kopmuştu. Bacaklarım titrese de hayatta o evde kalamazdım artık. Ben gidiyorum dedim ve kaçarcasına çıkıp evime doğru gittim. Bunca olaya rağmen ne yaşarsam yaşayayım yine de çok tuhaf ve saçma bir şekilde ne zaman çağırırsa yanına gitmekten kendimi alamıyordum. Bu son olaydan sonra 3 gün sadece telefonlaştık. Beni çağırmadı. 4. gün bana geleceğini ve gece bende kalacağını söyledi. Tamam dedim ve telefonu kapattım. Akşam her zamanki buluşma saatlerimizde gelmişti. Birlikte olduk. Ardından ben duşa geçtim. Tam çıkacakken Soner diye çığlık çığlığa bağırdığını duyunca apar topar çıkıp odaya koştum. Onu çırılçıplak havada duvara yaslanmış, kol ve bacakları iki yana açık, çarmıha gerilmiş gibi durur vaziyette görünce olduğum yere çakıldım.